Mor, o şey de ne öyle? O şeyini bilmiyorum ama kesinlikle en kötü varlıkla karşılaştık. Ama ondan kaçmak için koşmaya devam etmeliyiz. Ya bence kesinlikle sağ taraftan gitmeliyiz. Nereden biliyorsun? Ya bilmiyorum. Hey, işte ışık. Ha, bu taraftan hadi çıkalım. Aman tanrım, şimdi ne yapacağız? Başka seçeneğimiz yok. İlerlemeye devam etmeliyiz. Ha, doğru. Hayır, 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 hayır. Ha, dostum, hayır. Ha, şu an kendime sorduğum soru nasıl bu hale geldi? Buraya geldiğimizden beri kırmızı bize Rainbow Friends'e yine tamamen insan olabileceğimiz güvencesini verdi. Eğer çalışırsak bizi başka bir gerçekliğe açılan kapıdan geçirebileceğini söyledi. Orası bizim dünyamıza benzer bir dünya ama çok daha güzel bedenlere sahip olabilecektik. Bizi bu çirkin suratımızdan ve bedenlerimizden kurtaracağı sözünü verdi. Açıkçası bu güzel bedenler ve suratlar kulağa hoş geliyordu. Doğru ama çaresizliğimiz tükendi. Ve herkes doktorun verdiği söze güvenmek zorunda kaldı. Rainbow Friends'in hepsi tek tek o kapıdan geçti. Orada son duran ben olana kadar. Bir parçam dönmeyi düşündü. Bundan vazgeçip ailemi bulmayı ve yaşadığım bu hayatı kabullenmeyi. Diğer parçam ise kendime yardım edemeyeceğimi söylüyordu ve merak ediyordum. Kapıdan geçtim ve diğer tarafından çıktığımda etrafıma baktım. Çok garip bir yerdeydim. Diğer Rainbow Friends'lardan hiç iz yoktu. Merhaba, kimse yok mu? Kırmızı, turuncu. Ah adamım, herkes nereye gitti? He? Mor, demek buradasın dostum. Çık. Bu garipti. Neyse, aramaya devam etmeliyim. Umarım diğerleri iyidir. Beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Hiç sanmıyorum. Tüm bu gürültüyü nasıl çıkarabiliyorsun hiç bilmiyorum yaratık ama beni akşam yemeğinde yiyemeyeceksin. Boşuna heveslenmesen iyi olur. Hadi bunu geç bakalım. Bekle. O ne? Çocuklar neredesiniz? Bu hiç komik değil. Adamım, kaybolmayı bırakmalısın Mor. Şimdi hepsi yeni vücutlarıyla mutlulardır. Evet Mor, sakin ol, sakin, hiçbir şey yok. Ne, evet, bu hiç de garip değil, bu sadece bir avuç şeytani göz. Ne zaman bunlar birine zarar verdi ki? Tamam, gerçekten açıkta hissediyorum, o yüzden burada kimse var mı? Bu daha iyi. Buranın havalandırması olmaması iyi, en azından hiçbir şey ulaşamaz ben burada sıkışıkken. Orada biri mi var? Yemin ederim bu kırmızıya son güvenişim. Artık bir yerde sıkışsam bile bana dokunması için güvenmem hiç kimseye. O da ne? Sen kimsin? Kız kardeşini kırdığım için üzgünüm ama ben körüm, hiçbir şeye bakamam. Bazı insanlar gerçekten dayanılmaz. Bay bay, ben gidiyorum, çıkmak için ipucu bulacağım, bana yardım edebilirsin. Anlayamıyorum, hesaplamalarımın hepsi doğruydu. Roblox değil mi? Neden hepsi çok yabancı görünüyor? Arkanıdan. O ses de neydi? Kimse yok mu? Göster kendini. Arkanıdan. Öt gitsin. Hadi hadi seni aptal şey ya. Turuncu sen misin? Yeşil, seni gördüğüme sevindim. Keşke aynı şeyi söyleyebilsem. Çok komikti. Hadi bu onu biraz yavaşlatır. Hadi sesimi takip et. Harika, şimdi neredeyiz?
Sanki biliyormuşum gibi. Turuncu, orada ne yaptın az önce? Bir şeyler duyuyorum. Bir dakika bekle. O geri çekiliyor. O senin gibi kör. Sessiz olmalıyız. İşitmeme güveniyorum ve onunla dokunuyorum. Bir şeyler çok fazla patlamalı. Demek ki istediğim çıkışı böyle bulabilirim. Yani bundan mı bahsediyorsun? Sana bunu yap demedim. Yeşil. Tamam çıkacağım. Sadece beni yalnız bırak. Mavi. Mor, çok şükür iyisin. Bu yer çok manyak. Bir de bana sor. İlk oda göz bebekleriyle dolu ve sonra gardırop hayaletleri, artık dayanamıyorum. Gardırop hayaletleri mi? Bana bir örümcek saldırdı. Benimle dalga mı geçiyorsun? Şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Koş. Ben yaptım. Ama Mor. Hayır, kimse bir şey yapmadı dostum. Kırmızı, tabii ki de sen. Hala hayattasın. Biz yeni ürününüz. Hayır dostum, korkarım hesaplamalarımda bir hata yapmış olmalıyım. Sen mi? Sen merak etme. Kurtuluşumuzun çok yakında olduğuna inanıyorum. Bu korkunç otelden kaçabiliriz. Bundan eminim. Görüyor musun? Çıkış. Sadece çıkalım. Kırmızı, emin değilim. Hadi bu taraftan hızlıca çıkabiliriz. Sen şeytan mısın? Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tek şansım var. Bu bitti.